Selam. Ne haber? 2 gündür saçlarımı yağlıyorum. Ve sonunda başardım. Şu an saç diplerim yağlı. Artık hiç söylememe gerek yok. Sizler de çok iyi biliyorsunuz ki saçlarımızı açık rengi boyayacaksak mutlaka dipleri iyice yağlamalıyız. Özellikle benim gibi ilk kez bir boyayı kullanacaklar, yani saç derisine ve saça yapacağı zararı, alerjiyi, tüm tepkileri bilmeyenler mutlaka öncesinde saç diplerini yağlasın. Hıçkırık. Bugün bir banyo videosu çekelim dedim. Daha doğrusu benim için de kolaylık olsun diye videoyu banyoda açtım. 2-3 gündür ülkede tuhaf mutuhaf olaylar oluyor. Umarım altından başka bir şey çıkmaz. Saçım yağlanmıyordu ve saçımı boyamaya da cesaret edemiyordum. Çünkü biliyorsunuz bayağı uygun bir fiyata aldığım, hem vegan hem de piyasadaki en uygun fiyatlı boyalardan bir tane. Şu hıçkırığı bir geçireyim. Hatırladığım kadarıyla daha önce hiç kullanmadığım bir boya. Markamız Sea Color, rengimiz platin sarı. Birçoğunuzun bildiği gibi bu boya vegan bir boya. O yüzden veganlar için özel olarak bu boyayı denemek istiyordum. Yerli üretim olduğu için zannediyorum fiyatı bu kadar uygun. Benim kullanacağım renk 01 platin sarısı rengi. Şu an saçlarım... Bayağı kötü durumda. Ama yapabileceğim tek şey boyamak. Rengi hiç belli değil. Özellikle bu ışık kesinlikle doğru rengi ortaya çıkarmıyor ama bir önceki videomda tam renk net bir şekilde görünüyor. Gitti mi acaba? Şu an bu ışık da hiç belli değil. Biraz karanlık bir yerdeyim ve çok fazla yağladığım için de diplerim çok çok koyu görünüyor olabilir. Ama saçlarımın tam rengi birebir, yani nasıl olduğunu merak ediyorsanız yıkanmış temiz gün ışığındaki halini bir önceki videomda gördünüz. Dip boya derdinden kurtulduğumuz video var ya, işte orada tam olarak rengim ortada. Maalesef ben gittim kendime bir tane boya satın aldım. Ya çünkü bunun içerisinde 2 tane tüp boya olduğunu gördüm. Oksidan bende zaten evde tonla var. Tek bir kutu boya bana yetecek diye düşündüm ama burada karıştırma oranı bire 1,5 diyor. Yani bu onların önerdiği mi acaba, yoksa hani boyayı o şekilde mi ürettiler? Tam emin değilim açıkçası. Ben yine kendi bildiğimi okuyup içerisine bir yarım oksidan daha ekleyip boyayı 2 kutuya çıkarmış olacağım. Kimse kusura bakmasın. Boyamızı açalım. Belki siz de marketlerde bu boyayı görüyorsunuzdur fakat almaya cesaret edemiyorsunuzdur. Hem fiyatı çok uygun olduğu için hem de belki de çok fazla denenmiş bir boya olduğunu bilmediğiniz. Hani güvenilir bir boya olup olmadığı konusunda biraz kararsız kaldığınız bir boya olduğu için olabilir. İçerisinden bir adet saç kremi çıkıyor. Bunu biliyorsunuz. Hemen duşun oraya atıyorum ben. Duştayken kullanacağım. Onu kullanmak zorundayız. Az önce söylediğim gibi 2 tane saç kremi ve oksidanı var. Şimdi şöyle bir problem var. Ben normalde 1:1 oran kullanırım. Yani ne kadar oksidan kullanıyorsam o kadar boya sıkarım. Bunun içerisinde yani bu 9'luk bir oksidan. Benim korktuğum bir oksidan. Özellikle uçlar için. Ve 75 mililitre. Bunlarsa 50, yani 100'e 75 oluyor. Ama 1'e 1,5 oran demişti. 1'e 175. Anlayan var mı? Matematik. Ne kadar solgun görünüyorum değil mi bu ışıkta? Camın önünde öyle mi? Hiç değil. Salonda harika gözüküyorum ama burada böyle çok solgun gibiyim değil mi? Ama bugün de var ya, çok kendimim. Bir önceki videodaki profesyonelliğimle hiçbir ilgim yok. Bugün böyle tamamen kendimim. Artık ne anlatacağım, ne konuşacağım, nasıl boyayacağım? Diley diley diley. Bu bir zemin olacak bu arada. Yani ben bu rengi boyamak istemiyorum. Ama bu boyayı da tanımış ve tanıtmış olalım bir yandan. Siz de bakın bakalım güzel mi? Benim burada merak ettiğim şey ne biliyor musunuz? Bak. Diyor ki açık kumraldan. Bak. Görüyor musun? Hah, gördün. Açık kumraldan diyor. Böyle platine çeviririm diyor. Kumraldan çevirmem, kahveden çevirmem. Bunları çevirmem tavsiye edilmez. Bana hiçbir şey etki etmez falan gibi şeyler söylüyor. Bence birkaç ton açar bu arada. 30'luk oksidan var içinde. Turuncu gibi bir şey yapar. Platin yapmaz ama en azından dürüstler. Bunu birçok boya markası yapmıyor. Şu dürüstlüğü. Benim tarif çok net. Aha, 20'lik oksidan, tamam mı? Ben bundan bir 50 sıkarım buraya bak. Bir 50. Bugün salaklık ve saçmalamaklık günümüz ha. Herkesin bir bilgisi olsun bu konuyla ilgili. Şöyle bir 50. Daha da kaldı
kaldı. Ben biter diyordum. Ha, ne kısmetli Igor'aymış. 2 yıl olacak alalı. Helal olsun. Bunu alın. Bunu öneriyorum bak. Nasıl tutayım? Anladınız. Bak bugün ne yapacağım size. Tata. Açtım. Birinci boyamı. Makas lazım. Bir dakika. Bu hayatta en çok korktuğum şeylerden bir tanesini yapacağım şu an. Boyamın kıçını kesiyorum. Çok affedersiniz ama yani bu da kıçtır. Dur hatta. Eldiven de çıktı içinden. Unutmayalım. Bak. Görüyor musunuz? Heh, görüyorsunuz. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Allah sen yardım et ya Rabbi. Fobidir bu. Aa. Hepsi çıktı mı lan? Persan oğluy. Dur şimdi ben gideyim bir kısa video olarak Reels veya başka bir şeyde kullanmak üzere boyayı gene ağzımı sıkayım. Nasıl? Kısa video çekeceğim diye hemen gittim bir ruj sürdüm. Bir bandana taktım. Kendimi sakladım. Bu boyayı nasıl sıktığımı, daha doğrusu ikinci tüpü nasıl böyle ağzımla sıktığımı görmek istiyorsanız Instagram hesabımı beklerim. Bilmiyorum paylaşacak mıyım? Gerçi büyük ihtimalle paylaşırım. Neden paylaşmayayım ki? 2 tüp boyamı koydum. 50 mililitrelik oksidanımı koydum. Ve son olarak da şu gördüğünüz kutunun içerisinden çıkan oksidan, 30'luk oksidandan yarısından biraz fazlasını koyacağım. Yani bu 75 mililitre. Ben 50'sini koyacağım. 25 mililitresi dibinde kalacak. Benim mesela dibimde şu kadar kaldı bak. Yerli malı, yurdun malı, herkes onu kullanmalı mı göreceğiz videonun sonuna doğru. Şimdi bir şey söylemeyeyim. Ama çok güzel bir özelliğini söyleyeyim. Hemencik karıştı. Bakın köpük gibi. O kadar güzel bir kıvam aldı ki çok fazla uğraşmadım. Niye kesiyorsun abla kutuyu? Çünkü beğendiğim bir özelliği de şu ki kullanma kılavuzu kutunun içinde. Çok mantıklı. Neden kağıt israf edilsin tekrar? Birçok boyadan farklı olan şeyleri tek tek söyleyeyim mi? 1. Fiyatı. Çok güzel bir özellik. Ding. 2. Çok kolay karışması, kıvam alması. Ding. 3. Üçüncüsü kağıt israfının önüne geçip çok güzel bir şekilde arkasına kutunun içerisine yazmaları. Ve dördüncüsü buna şaşıracaksınız. Bu oksidan şişesinin kapağı vardı ya böyle. Şurayı kesmemizi istiyor makasla. Kesmeyeyim ben şimdi bunu böyle saklayıp muhafaza edeceğim de. Yanınızda bir makas yoksa boya... Zorluklar sizi bekliyor. Şurayı kesmenizi istiyor bak. La havle ve la. Neyse kapalıydı zaten. Bir adet boya tüpünün tamamını oksidasyon kremi içeren plastik şişeye koyunuz. Bir adet diyor. Ben doğru yaptım. Boyamak. Ay 30'luk oksidanı da bastık. Kopmasa bari yanıyormuş. Ha bir tane kimdi kızın adını unuttum. Böyle banyoda video çekiyor. Saçını açıyor. Yanıyor saçları. P-Queen izlemiş kızı hatta. Bir şey değil mi Kübra? Kendime diyorum. Sen bu saçı iyice bir tara. Sonra elinle al al sür böyle fırçayla falan. Hiç uğraşma. Fazla vaktin yok gibi hissediyorum. Ya bu arada ben boyayı tanımadığım için de gerçekten saçımı 13. kez açıyor oluyorum şu an. Zamanla yarış. Tamam zaman var yetiştiniz. Tamam. Bu ne? Uzaylılar için. 3 eldiven. Neden 3 tane var acaba ya? Ay şu an bunu mu? Macera dolu Amerika. Kız bu telife giriyor mu ya? Amerika. Macera. Bakın bu bir maceradır biliyor musunuz? Nasıl boyuyorum ama şıpşak. Macera dolu Amerika. Amerika. Emiyor. Böyle. Hiçbir yanma kaşınma yok kafamın derisinde. Bu çok güzel bir şey. Demek ki kafamın derisi yanmıyor en azından. Neden 30'luk oksidanı da ekledin ki? Sürpriz. Ay sürpriz çok heyecanlıyım. Renkli saç. Ama ne renk olduğunu da söylemem artık. Şuraları iyice süreyim ama cildime değen her yer acayip kaşınıyor. Mesela enseme değdi şu kenardan. Yanma bir kaşınma var. Tam 30 dakika sonra duşa giriyorum. Çok da fazla bekletmedim korkumdan. Şu anki görüntüsü böyle. Şu arkaları pek açamadım galiba. Buraları boya yetmemiş gibi görünüyor ama hiç ilgilenmiyorum şu an. Umurumda değil şu an. Tek sorun göz altlarımı böyle bir kapatıcı sürmüştüm video çekmeden önce. O böyle sarı sarı gözüküyor. Ne çirkin olmuş ya. Fark etmiş miydiniz bunu? Neyse hadi duşa girdim ben. Kesinlikle ben boyayı eşit dağıtamadım.
Bu konudan eminiz. 30'luk oksijen koyduğumdan mütevellit bir korku içerisinde olduğum için hızlı hareket etmeye çalıştım. Ama ben zaten bir zemin oluştursun diye satın almıştım bu boyayı. Arkadaşlar ben bir süredir kendimi görmüyorum videolarda. Bununla baş etmeniz gerekiyor. Yani ne çektiğim hakkında hiçbir fikrim olmayacak. Ne çıkarsa bahtıma. Hatta bir önceki dip boyama videosunda saçlarım bir ara böyle filan olmuş. Böyle duran saçlar var. Bu arada dip boyası videosu demişken ne olduğuna bakın. Diplerim turunculaştı. Emek emek yaptığımız birlikte formül formül sade oksidanla işlediğimiz videosunda yukarıda oldu. Güzelim diplerimiz turunculaştı. Buradan da ne anlıyoruz? C-Color 01 platin sarısı rengi eğer kumral tonda bir saçınız varsa onu turunculaştırabilir. Bu bir ihtimal ama boyadan memnun kaldın mı diye bana soracak olursanız ben gerçekten memnun kaldım. Tam bir fiyat performans ürünü. Bugün de saçımı hiç şekillendirmedim. Çünkü saçımla ilgili inanın keyif aldığım hiçbir şey yok. Bir kere kesimi zaten tamamen bozuldu, kaydı gitti. Kuruluktan ötürü de herkes dimdik durmaya çalışıyor. O yüzden saçımla ilgili çok keyif aldığım bir şey yok. Ama sürprizlerim var demiştim. Lütfen saçını bozma. Kübra sarı çok iyi. Ne olur bir şey yapma. Mükemmelce böyle yorumlar var. O kadar tatlı ki hepsi. Çok şeker. Çok haklısınız bu arada. Sarıdan ben de henüz sıkılmadım. Ama normalde yapmadığımız bir şey yapacağız. Öyle söyleyeyim. Valla vegan, yerli üretim, çok uygun fiyatlı. Hani daha ne diyebilirim bilmiyorum ama bence ihtiyacı olanlar için alternatif çok güzel bir saç boyası C-Color. Saçlarım kopmadı, yanmadı öncelikle. Kesinlikle tararken de herhangi bir dökülme, ekstra bir saç kaybetme ya da böyle işte esneklik falan olmadı. Şu anda da esneklik yok. Ama tabii ki saçlarım çok kuru. Yani buna hiçbir şey söyleyemem. Kuru kalmasından memnunum. Ama işte şekil falan da verdirmedim. Vallahi bakın. Hiç içimden gelmedi. Dedim ki aman be. Yabancı yok. Bu videolar böyle arka arkaya peşi sıra yükleniyor olacak. O yüzden de Haziran ayı çok bol videolu geçecek. Abone olmadıysanız abone olmayı ve zili açmayı unutmayın ki böyle kaçırmayın. Ve yorumlaşalım ya. Ben seviyorum yorumlaşmayı. Size cevaplar da yazıyorum yani. C-Color'ın 01 platin sarısı rengiyle ilgili aklınıza takılan bir şey varsa yorumlarda tekrar sorun. Atladığım şeyler mutlaka oluyor çünkü. Ama ben okeyim. Benim için tamam bir boyadır. Aklımda kalan bir şey var mı söylemediğim? Yok. Hoşçakalın.